İnsanın beyni tarafından üretilen görünmez şeylere düşünce denir. Ben bilirim, ben bilirim. Düşünce toplumların gelişmesi için çok önemli. Neden? Zaten iki tane şey var. Bir duygu var, bir de düşünce var. Duygu toplumların oluşmasını sağlar. Duyguyla kız tavlarsın. Evlenirsin, üç tane de çocuğu yaptın mı o birikir, birikir, birikir toplum olur. Düşünce şu, peki şimdi ne olacak? Üç tane çocuğu yapmışsın, bir de sen dört, bir de hanım beş, öyle oturuyorsunuz. İşin eğlencesi kaçmış. Bunun artık buradan bir yere gitmesi lazım, bir şey olması lazım. İşte burada düşünce devreye girer. Hanım der ki, bey der, acaba der sen bir iş falan mı bulsan der. Bu ne? Arkadaşlar bu bir fikirdir. Peki fikir ne? Fikiri bulalım. Fikir şu, bir yerde mesela dalgın dalgın oturuyorsun. Biri gelir ne der? Ayrola kardeşim der. Ne oldu? Karadeniz'de gemilerim mi battı der. Sen ne dersin? Hiç dersin. Öyle düşünüyorum dersin. Demek ki düşünme neymiş? Düşünme dalınarak yapılan bir işmiş. Denize dalmak gibi düşün. Denize niye dalıyoruz? Kum çıkarmak için. İşte fikir de o çıkardığımız bir avuç kumdur. Kadın ne yaptı? Kadın dedi ki sen acaba dedi bir iş falan mı bulsan dedi. Bir avuç kum çıkardı. Adam da baktı iş bulması lazım. Denizden çıkan kumu gördü. Hop yapıştırdı. İnşaat işi. Müteahhitlik. Müthiş. Şimdi bu tabii bir dolu düşünce örneği. Düşünceler ikiye ayrılırlar. Dolu düşünceler bir de boş düşünceler diye. İnsanın karnını doyuran düşünceye dolu düşünce denir. Kulağa hoş gelen düşünceye de boş düşünce denir. Mesela örnek verelim. Acaba kolonya maske işine mi girsek? Dolu düşünce. Düşünüyorum öyleyse varım. Boş düşünce. Kim sana yoksun dedi. Varsın zaten oradasın. Ya acaba şuraya bir site mi yapsak? Dolu düşünce. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Boş düşünce. O zaman ne konuşuyorsun? Bırak bilen konuşsun. Ben bilirim. İnsanlar evlenmeden önce boş düşünceye meylederler. Ama insanlar evlendikçe düşünceleri dolmaya başlar. Böyle olgun bir meyve gibi, armut gibi düşünmeye başlarsın. Onun için özellikle evlendikten sonra daha dolu düşünmek daha güzeldir. Her şeyin dolusu iyidir bakmayın. Boş boştur. Dolu doludur. Öyle düşünmek lazım. İyi düşüncenin diğer bir özelliğine özgür olması lazım. Sınırsız olması lazım. Düşünceyi kafamızda özgürce dolaştıracağız. Dolaştır tilkileri. Sol lobdan sağ loba gidecek. Sağ lobdan arkaya gelsin. Bırak dolaşsın. Orada başka düşüncelerle karşılaşsın. Ne yapıyorsun abi desin. O da desin ki iyidir abi ne olsun be. Şurada bir adam var ona kuruluyorum desin. Çok sıkılırsa bunalırsa şöyle bir dışarı çıkar. Bir hava aldır. Maskesini tak ama bir de sosyal mesafeye dikkat ederek. Kimsenin ağzına yüzüne sokma düşünceni. Neden her yerde dolaştırmıyoruz düşünceyi? Neden buralarda? Çünkü her şey yerinde güzeldir. İskender Bursa'da güzeldir. Künefe Hatay'da güzeldir. Düşünce de kafada güzeldir. Bu tip, bu şekil, bu kadar. İki tane özelliği bunlar sağlamamız lazım. Bir dolu düşüneceğiz. Bir iki özgür düşüneceğiz. Dolandıracağız tilkileri. Onun için düşünceyle kalın. Fikirle kalın. Tilkiyle kalın. Kalın sağlıcakla. Ben bilirim. Ben bilirim.